Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. Dream of you all night. Biraz yolları uzun. Bu yolların hepsini çıkacağız birlikte. Ve göreceğiz nasıl bir yere çıkıyoruz arkadaşlar. Burada ağaçlar bayağı bir çoğalmış. Büyümüşler. Manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir manzara olduğunu görebilirsiniz. Böyle harika. Devam edelim arkadaşlar. Bu güzel manzarayı izleyelim. Şöyle maviliklerle beraber. Görebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Şuradan biraz izleyelim. Manzarayı. Oo, harika. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, karşımızdaki ağaç bir çınar ağacı. Ve kapladığı alana bakalım. Ne kadar güzel. Çok büyük bir alanı kaplıyor ve yemyeşil. Ve gölgesini düşünemiyorum. Gördüğünüz gibi manzaramız bu şekilde. Devam ederek yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar şimdi. Edelim yukarıya doğru çıkmaya doğru arkadaşlar. Yokuşumuz var birazcık. Yokuştan çıkalım ve manzaramızı izleyelim arkadaşlar. Hep birlikte. Arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızda mavilik ve Çobandere'ye çıkacağız. Yolumuz devam ediyor. Evet, göster kameraman. Buradan yukarıya doğru çıkacağız. Yokuşumuzu gördüm. Yokuşa yukarı doğru çıktım. Biraz zorlu bir aşama ama çıktık. Burası çok güzel bir yol. Kameraman şuraları da gösterebilir. Göster. Herkesin geldiğini. Evet. Yavaş 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 yavaş. Çok güzel. Görüyorsunuz. Herkes buraya geliyor. Burası doğa harikası güzel bir yer. Yardımlaşmalar ve paylaşımlar da oluyor gördüğünüz gibi. İnsanlar buraya huzur bulmaya geliyor ve doğası da harika. Biz de işte buraya çıkmak istedik. Sizinle bu güzel doğayı, bu güzel manzarayı ve Çobandere'yi göstermek istedik. O yüzden çıktık buraya. Devam edeceğiz ve yolumuza devam ederken bütün güzellikleri sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi harika bir şelale var arkamızda. Bu muhteşem manzarayla sizi baş başa bırakıyoruz.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çoban Dede'ye çıktık. Burada şu kardeşim de dua etmeye gelmiş. Bana da dua ettin mi? Ettim abi, herkese tüm ümmete ettim duayı. Teşekkür ederiz kardeşim benim. İşte gördüğünüz gibi içerisinde biraz göstereyim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burası da Çoban Dede'nin türbesi. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Allah'ım bizlere de hayırlı ölümler nasip eylesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çoban Dede'nin türbesi burası. Şimdi size bu türbenin kısa bir hikayesini anlatayım. Bu kardeşlerim dua ettiler. Bugün maşallah. Evet, güle güle gidin. Şimdi bu hikayesini anlatacağım size. Kısa, hani benim duyduğum, çocukluğumda duyduğum Çoban Dede'nin bu hikayesi. Şöyle, hikaye demeyelim de Çoban Dede ile burayla alakalı bildiğim, burası yüksek bir yer. Şöyle göstereyim size, aşağılardan bayağı bir yüksek. Yüksekte bir yer. Zaten böyle yerleri bilirsiniz. Böyle güzel manzaralı yerleri yıkıp yerine kafe, kafeterya gibi şeyler yapmak isterler. Burada da öyle bir şey olabilme olasılığı olmuş işte. Hani bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Ve yıkılmak istenince buralara kepçeler falan geliyor işte. Kepçeler yıkmaya çalışıyor. Kepçe bozuluyor. Sonra tekrardan işte yine geliyor, yine bozuluyor, yine geliyor, yine bozuluyor. İşte artık neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Böyle bir şey duymuştum çocukluğumda. Çoban Dede demek ki zamanında Çoban Dede diye anılan iyi biri demek ki. Bura bu şekilde kaldığına göre veya bu şekilde korunduğuna göre diyelim. Öyle de düşünebiliriz. Şimdi buraya çıktık ve bu hikaye bu kadar yani benim bildiğim. Allah kabul etsin iyi niyetlerini, yaptığı hayırları. Buraya gelen insanların da temiz kalpli insanlar dilekleri vardır. Kabul olsun dilekleri. Biz kötü düşünmeyelim, güzel düşünelim. Herkesin kalbine göre versin Allah'ım. Biz manzarayı izlemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi nerede miyiz? İşte böyle güzel doğanın içinde harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Biraz da etrafını şöyle hafiften gezelim. Böyle güzel bir yer. Evet. Böyle etrafı. Böyle bir yer. Gördüğünüz gibi. Çoban Dede. Harika bir yer işte. Allah güzel insanlardan olmayı bizlere de nasip etsin. Bugünlük Çoban Dede maceramız bu şekilde arkadaşlar. İyi ki şu ağaçlar var. Bu ağaçlar sayesinde buralar ayakta duruyor. Gördüğünüz gibi bu ağaçlar sımsıkı tutuyor toprakları. Sımsıkı tutuyor. Kökleri uzun. Ve bu toprakların kaymasını önlüyor bu ağaçlar. Biz de Çoban Dede'den artık yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Devam edelim bu güzel manzaraları izlemeye. Şimdi görüyorsunuz Adana'nın nasıl bir yer olduğunu, Adana'nın güzelliklerini ve doğayı arkadaşlar. Sizce de güzel değil mi? Şuraları görüyorsunuz işte. Çok güzel bence. Evet. Böyle güzel bir yer. Bu kadar uzun bir ağaç. Boyu benden uzunmuş bu ağacın. Arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru yavaş yavaş inmeye devam edeceğiz. Yolumuza. Hep birlikte devam edelim ve bu güzellikleri görelim arkadaşlar.
bu yoldan çıkmıştık. Bu yoldan şimdi yavaş yavaş inmeye başlayacağız. Focus, I've been so-